Çıkar şunları. Ben senin için kıyafet alayım ama sen... Ne aldın Şankar? Ben sana söylemedim mi? Bu kıyafetler bana olmuyor. Ben böyle renkli ve dar şeyleri sevmiyorum. Öyleyse çıkarıp at. Dur ben keseyim. Bir kahraman gibi ol istedim. Ama sen bunu istemiyorsun. İşte. Bak yırttım. Oldu mu? Bundan sonra beni dinleyeceksin. Niye kızıyorsun ki? Ben hep seni dinlemiyor muyum Şankar? O yüzden bir şey demeden bunları giymiştim. Ve sırf bir pasta için bunları berbat ettin ha? Şimdi ne istiyorsan giy. Git üstünü değiştir. Şu anda teröristlerin hedef aldıkları otobüsün önündeyiz. Ve bu otobüsün içinde bir bomba var. Ve bomba ekibi birazdan onu imha etmek için buraya gelecek. Lütfen bırakın. Geçeyim, çocuğumu bulamıyorum. Lütfen bırakın, gidip bakayım. Polis lütfen. Otobüsü boşaltıyor ve izleyicilerimize bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bu saldırı hiçbir terörist grubu tarafından yapılmamıştır. Hey baksanıza, otobüste bir çocuk var. Yardım edin! İçeride! Olmasaydınız oğlum ölebilirdi. Size çok teşekkür ederim. Ama siz ne yapıyorsunuz böyle? Lütfen kendinize gelin. Çocuğunuzu da üzmeyin. İnsanın çocuğunu kaybetmesinin ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Ben bu acıyı iki kez yaşadım. Lütfen hem kendinize hem çocuğunuza iyi bakın. Teşekkürler. Tapki, sen iyi misin? Hadi gidelim. Bu çocuğu sen kurtardın. Ama biraz bile geç kalacak olsaydık senin kızın sana neler yapardı sence? Ben nasıl da unuttum. Eğer biraz bile geç kalırsam benim güzel anlayışlı evladım beni affetmez. Hadi gidelim. Hadi. Ev neden böyle karanlık? Bu kız yine ne tür oyunlar oynuyor kim bilir.
Bunny kızım, annen geldi. Harika. Ne bu Bunny? Hı? Tam zamanında geldiğiniz için hediyeniz buydu. Yoksa bu sapanın hedefi balon değil, siz olacaktınız. Bitti mi? Hayır, daha bitmedi. Anne, çok geç kaldın ama. Pastam neredeyse eriyordu. Ne zamandır seni bekliyorum. Bekliyorum değil, bekliyorum. Bunu hep yanlış söylüyorsun. Bitti mi? Pastayı keselim mi? Önce sarılalım mı? Tamam. Güzel kızım. Büyük baba, babam nerede kaldı? Baban burada. Hadi pastayı keselim. Yalnız Dorov daha gelmedi Şada. Biraz onu bekleyelim. Benim kocam çalışan biri baba. Bu evin ihtiyaçları için para kazanıyor. Hepinizin ihtiyaçları için. Ama beni aradı. Yine geç gelecekmiş. İşleri yoğun yani. Tina, pastanı kes. Bizi ne kadar da çok seviyorsun. Hep çok sevecek. Çünkü biz de Tina'yı çok seviyoruz. Mutlu yıllar Tina. Hadi. Şimdi herkese pasta yedir. Benim kızım çok büyük insan olsun ve hayatı boyunca gülsün. Mutlu yıllar, mutlu yıllar sana, mutlu yıllar sana. Anne, sana söylememiş miydim? Gözyaşı değil, inci bunlar. Onları boşa harcamamalısın. İşte Tapkin'in bu dünyada en değerli şeyi budur. Öyle bir şey ki ne zaman dökülse kalbinden gelir. Mutlu yıllar Bunny. Bunny değil, B ile başlar Bunny. Harika. İşte bu güzel gülümseme benim en büyük hediyemdir. Peki.
Peki arkadaşlarına pasta vermeyecek misin? Hı. Baksana anne. Sen bana bir hediye sözü vermiştin, öyle değil mi? Ne hediyesi? Sen benim en sevdiğim şarkıyı söyleyecektin. Şimdi mi Bunny? Hı. Evet şimdi anne, lütfen. Lütfen. İyi, tamam. Sen benim ayım, benim güneşimsin sen. Sen benim dünyadaki biriciğimsin sen. Bunny'nin annesi kekelemeden şarkı bile söyleyemiyor. Hey! Ne dedin sen? Ne dedin? Bunny! Ne dedin söyle? Bunny! Ne dedin sen benim anneme? Ne dedin söyle, güldün mü? Hadi çıkın gidin. Bunny, parti durun, bitti, gidin kızım, dedim. Dur, gel buraya. İnsan arkadaşlarına böyle mi davranır? Herkesten özür dile. Anne! İlk hatayı onlar yaptı. Onlar özür dileyecek. Bunny, kızım arkadaşların sadece senin için buraya geldi. Hadi, çabuk onlardan özür dile. Senin hatırın için. Üzgünüm. Aferin sana. Hadi hepiniz oturun. Hadi, şimdi hepiniz bana bir şey söyleyin. Hepimizin ufak tefek kusurları olabilir ama birbirimizin kusurlarıyla dalga geçmemeliyiz. Eğer biri derslerinde başarılı değilse ya da düzgün yürüyemiyorsa, gözlerinde bozukluk varsa... Bak mesela, eğer bir kusurun, bir hatan varsa ve herkes bu yüzden sana gülerse, o zaman nasıl hissedersin? Çok üzülürüm. Üzülürsün, evet. Öyleyse şimdi birbirimize söz verelim. Eğer birimizin bir kusuru varsa ona kesinlikle gülmeyeceğiz, tamam mı? Hı? Üzgünüz teyze. Sorun değil. Tamam. Şimdi siz burada oyunlarınızı oynayın. Ben de size yiyecek bir şeyler getireyim, tamam mı? Hadi öyleyse oyun oynayalım. Kalkın hadi. Tamam, sen yakala. Hadi koş. Hadi koş koş. Bia'nın tam bir kopyası oldun Bunny. Senin annen senin sayende yaşıyor. Yoksa ben Bihan olmadan, Bihan'a bir şey olmasın diye Bihan'dan uzaklaştım ve kabirle Neha'yı da Amerika'ya gönderdim. Şimdi senin hem annen hem baban oldum. Ama sen de biliyorsun ki eğer bugün baban burada bizimle olabilseydi, seni görmek onu gerçekten çok mutlu ederdi. Tamam, tamam, tamam. Vir, Ananya. Bugün Tina'nın doğum günü olduğuna göre bir oyun oynayacağız. Bu çok güzel bir oyun olacak. Ve bu oyunda herkesin hiç durmadan bir şey söylemesi gerekiyor. Bu cümleyi güzelce söyleyen kişi sonunda kazanacak. Hazır mısınız? Söyleyeceğiniz şey... El alem aladana aldı, aladanalandı da... Biz bir aladana alıp da aladanalanamadık. Bunu ilk olarak benim zeki kızım Ananya söyleyecek. Hadi bakalım söyle kızım. El alem aladana aldı, aladanalandı da biz bir aladana alıp aladanalanamadık. Tamam, Ananya bunu söyledi. Şimdi de sıra Vir'de. El alem anadana aldı, aladanalandı. Sorun değil canım, söyle söyle, bir daha söyle. Vir, şimdi dikkatlice söyle. Söylerken etrafına bakmana gerek yok. Şimdi annenin gözlerine bak ve tamamını söyle. El alem aladana aldı, aladanalandı da... Biz bir aladanı alıp da aladanalanamadık. Harika. Evet. Çok iyiydi. Seninle gurur duyuyorum. Tina.
Şimdi sıra sende. Şimdi doğum günü kızı söyleyecek. Söyler değil mi? Hey Tina, 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 Tina. El alem Allah dana aldı, Allah danalandı da. Biz bir Allah dana alıp Allah danalana namadık. Aferin sana Tina. Ne zaman Tina'nın böyle kekelediğini duysam, kimi düşünüyorum biliyor musun? Tapki'yi. Bir an ne oldu? Bir an, hayır, hayır. Hadi gel. Bir an, hayır. Tamam. Bir şey olmadı, sakin ol, sakin ol. Geçti, ilacını iç. Ama özür dilemek yeterli değil Batki kızım. Size bin kere söyledim. Onun yanında Tapki'yi almayın dedim. Neden söyledin? Biz Bihan'ın iyiliği için bu evde Tapki'ye ait ne varsa hepsini attık. Hepimiz Tapki'yi seviyor olabiliriz. Ancak Bihan'ın iyiliği ve onun sağlığı için Tapki'yi hayatlarımızdan çıkarmamız gerekiyor. Artık onun bu ailenin bir parçası olduğunu unutmalıyız. Senin doğum gününde çok eğlendim. Peki ya sen eğlendin mi? Nasıldı sence? Çok eğlenceliydi. Baksana ne kadar çok hediyem oldu. Evet. Ama kızım, baban sana bu sefer bir hediye almadı. Tamam öyleyse, ne istiyorsan söyle. Ben de sana bir hediye alacağım. Ben ne zaman heyecanlanıp kekelemeye başlasam sen benim yanımda duruyorsun. Bu benim en büyük hediyemdir, değil mi? Baba, sen hep benim yanımda ol, yeter bana. Ben hep yanında olacağım tatlım. Hem zaten baban sensiz yaşayamaz ki. Ben hep senin yanında olacağım. Ben sen olmadan yaşayamam ki zaten. Yine de sen benden bir şey istemelisin. Tamam. İste bir şey. Ne olursa. İyi peki. Öyleyse bana en sevdiğim şarkıyı söyle. Şarkı mı söyleyeyim? Yine mi? Daha yeni söylemiştin. Ama anne tamamını söylememiştin. Hepsini mi istiyorsun? Hı-hı. Ama bu sefer ben söylemeyeceğim. Bir başkası söyleyecek. Alo? WoW Radyo mu? Alo? WoW Radyo mu? Bir seyircimiz şimdi canlı yayında. Ve şimdi bize hangi şarkıyı istediklerini söyleyecek. Alo? Buyurun. Ben Bay Bihan. Bugün kızım Tina'nın doğum günü. Ve en sevdiği şarkıyı dinlemek istiyormuş. Ve bu şarkı Edilhe Muşkil filminin şarkısı. Ne kadar tatlı. Kızınızın doğum günü demek. Mutlu yıllar Tina. Teşekkür ederim. Bu şarkıyı senin için elbette çalacağım ama şimdi hatta bir dinleyicimiz daha var. Onların isteğini de öğrenelim. Söyleyin, siz ne dinlemek istersiniz? Merhaba. Aslında bugün benim kızım Bunny'nin doğum günü ve ona en sevdiği şarkıyı armağan etmek istiyordum. Mümkünse Edilhe Muşkil filminden Canna Maria'yı çalar mısınız? Ne tesadüf. Şu anda hatta iki dinleyicimiz var. İkisinin de kızının doğum günü. Ve ikisi de aynı şarkıyı dinlemek istiyorlar. Canna Maria. Evet, istediğiniz şarkıyı sizin için çalacağım. Ama önce WoW FM ve benden gelen bir sürpriziniz var.
Sürprizimiz, ikiniz de birbirinizin kızının doğum gününü kutlayacaksınız. Canlı yayında. Alo? Alo? Kızınızın adı ne acaba? Bunny. Sizinki? Benim kızım da Tina. Mutlu yıllar Tina. Tanrı seni korusun kızım. Tanrı'nın izniyle... Hoparlöre versene, ben de duymak istiyorum. Tanrı'nın izniyle bütün dileklerin gerçek olur umarım. Teşekkürler anne. Üzgünüm. Teşekkürler teyze. Ve Bunny. Biz de senin doğum gününü tüm kalbimizle kutlarız. Tüm dileklerin gerçek olsun, tamam mı? Tanışalım derim. Ne dersiniz? Tabii. Bize adresinizi verirseniz oraya geliriz. Harika. Şimdi kızlarınızın doğum günü olduğu için bizi arayan dinleyicilerimiz aynı anda bizden aynı şarkıyı çalmamızı rica ettiler. Ve onları dinledikten sonra insanlardan uzak olsak da ayrı olmadığımızı hissettim. Tina ve Bunny. Lütfen doğum gününüzün keyfini çıkarın. Bugün aileniz size çok güzel bir hediye verdiler. Şarkınız geliyor. Hava sizin de gördüğünüz gibi gittikçe kötüleşiyor. Fırtına hiç durmayacak gibi görünüyor. Ama pes etmeyeceğiz. Size havayla ilgili gelişmeleri canlı bildireceğiz. Kameraman Ravi Sharma'yla. Dhruv Pandey, News 365. Bayım, bir sonraki bültenimiz yarım saat sonra. Tamam. Efendim, acaba kusura bakmazsanız bir şey sorabilir miyim? Sor. Efendim, siz şimdiye dek hep gerçekten yana olmuştunuz. Gerçeğin temsilcisiydiniz. Ama bugün yalan haber yaptınız. Neden efendim? Doğrularla bir yere gelemiyorsun. Hayatını mahvediyorum. Çünkü gerçek iki aşığı bile ayırabiliyor. Çünkü gerçek, aileleri birbirine düşürüyor. Hem de sonsuza kadar. Çünkü gerçek, insanın hayatını, aklını, ruhunu mahvediyor. Bak dinle, ben gerçeği söylerken
hep ikinci oluyordum. Ama şimdi ise yalanları söylüyorum. Ve birinci olan kişi benim. Şu anda en başarılı haberci benim. Ve bu yüzden artık hep yalan haber yapacağım. Gerçekleri değil. Değil mi? Işıklar açıkken uyuyamıyorum. Baba, ne oldu? Neye bakıyorsun? Dinle. Biliyor musun kızım? Sen ne zaman böyle kekelemeye başlasan, neden bilmem, çok hoşuma gidiyor. Ama baba, herkes benimle dalga geçiyor. Normalde kekelemiyorum ki. Baba, ben her korktuğumda hemen kekelemeye başlıyorum. Bu neden oluyor baba? Öyleyse korkmayı bırakmalısın, cesur olmalısın. Sen çok cesursun zaten. Yanında ben varım, baban var. Hadi, yat artık. Kapatma. Anne biliyorsun ben karanlıkta uyuyamıyorum. Işıkları açık bıraksana anne. Harika. İşte yine unuttun. Bilmiyor musun? Ben karanlıkta uyuyamıyorum. Aç ışığı. Anne. Işıklar açsana. Yoksa uyuyamayacağım. Babana gerçekten çok benziyorsun. Yine yanlış söyledin ama. Hep unutuyorsun. Hı? İyi geceler. Ben siz harika bir fotoğraf çektiremezsiniz değil mi ha? Hadi çek şimdi. Durun durun beni de bekleyin. Ben de fotoğraf çektireceğim. Tamam. Hadi şimdi. Tamam. Bakın şimdi Bihan'la tepki çıktığına göre ama fotoğrafı iyi de, çekebilirsiniz. Siz niye yerde oturuyorsunuz? İyi de niye yere indiniz? Affedersin Bihan. Sadece şaka yapmak istemiştim. Sonuçta siz olmadan aile fotoğrafı çektiremeyiz. Hadi siz de gelip birlikte oturun. Hadi, hadi. Kalk. Ama ayrı kaldık bir an. Artık senden çok uzaktayım.
sadece senin için. Ama sen bugün bile benim kalbimdesin. Sen benim tek sevdiğimsin. Kimse yerini dolduramaz bir an. Sen orada çok mutlu ol. Çok iyi biliyorum ki senin yanında benim adetim ve durum oldukça sana asla zarar gelmeyecektir. +57 +16 -23 = 0. Tıpkı senin gibi 0. Ne oldu Tina? Ben sana daha hiçbir şey yapmadım ki. Neden bu kadar korkuyorsun? Buraya sana yardım etmeye geldim. Tina! Bu ne böyle? Su getir, su getir! Bunlar nasıl yandı? Neden bana soruyorsun? Kızına sorsana. Ben yalnızca ona yardım etmeye gelmiştim. Sanırım kızım benden nefret ediyor. Öyle çabuk öfkeleniyor ki çantasını, kitaplarını, hepsini yaktı. Hayır. Sana inanmıyorum. Yani ben yalan mı söylüyorum? Öyle demek istemedim. Ben demek istedim ki ben bir süre önce geldiğimde Tina burada ders çalışıyordu. Kitaplarını ne diye yaksın ki? Çalışıyordu onlarla. Canı isterse bu evi bile yakabilir. Çünkü sen onu çok şımartıyorsun. Çok yaramaz oldu. Bunun tek bir çözümü var. Onu uzaklara göndermek. Onu yatılı okula gönderelim. En azından orada bir şeyler öğrenebilir. Hayır, Tina benden ayrılmayacak. Sonuçta o bir daha çocuk. Biz olmadan yaşayamaz. Ben Tina'ya anlatırım. Bundan sonra bir daha böyle şeyler yapmaz. Herhalde çantası ağır gelmiş ki saf olduğundan kızınca onu yakmış. Ama artık sizi kızdıracak bir şey yapmayacak. Ben onun adına hepinize söz veriyorum, tamam mı? Hadi gel, gel gidelim, hadi. Gördün mü şimdi? Bihan Tina'nın kendi kızı olduğunu bilmediği halde böyle davranıyor. Hale bak. Gerçeği öğrenecek olursa kim bilir neler yapar. Shada, senden bir an önce bir şeyler yapmanı istiyorum. Ayır şunları artık. Ayrılacaklar, merak etme. Çok sevgili kızı Tina bir gün yatılı okula da gidecek. Ama ondan önce Bihan'a kendi yerini hatırlatmalıyım.
Bana karşı geldi öyle mi? Hayır hayır. Bihan'a zarar verme. Sen Bihan'a sakın zarar verme. Sonuçta ben hala onun karısıyım. O yüzden ona bir şey yapmamalısın. Kapa çeneni. Seninle ne zaman evlendi de sen onun karısı oldun? Ama ben onu kocam olarak görüyorum. İşte bak, bak. Sen bunu onun için takmıyorsun. Bu senin kendi açgözlülüğün yüzünden. Bu pahalı evlilik kolyen ve takıların, bu büyük evde yaşaman hepsi açgözlülüğünden. Ben bunları yemiyorum, anladın mı? Hayır Şahda, bu doğru değil. Bihan'ı gerçekten kocam olarak görüyorum. Ama o seni gerçek karısı olarak görmüyor. O kadar ki seninle aynı odayı bile paylaşmıyor Şankar. Bu odada senin yerine onun küçük kızı kalıyor. Tina. Ve Bihan konusuna gelince. O çanta kıza ağır geliyormuş, öyle mi? Sen bekle Bihan. Artık her şey ona ağır gelecek. Canım, hazır mısın? Hadi, al. Anne, kalemleri de aldın mı? Evet. Boyalar? Defterler? Evet. Peki günlük? Ay evet, her şeyini çantana yerleştirdim. Ben senin annenim, sen benim değil. Hadi. Harika. Öyleyse şunu söyle anne. Beslenme çantamı hazırladın mı? Unuttum. Hemen gidip alayım. Anneciğim, eğer beslenmemi bir daha böyle unutursan, bir daha seninle konuşmayacağım. Yine mi? Ben sana ne demiştim? Tamam, tamam. Bir daha yapmam. Oldu mu? Tamam. Bak Bunny, sen bir kızsın. Ve erkek çocukları gibi davranmamalıyım. Tamam, biliyorum. Oldu mu? Artık gidelim mi? Daha seni okula bırakıp işe gitmem gerekiyor. Sonra da okulda öğretmenler toplantısı var. Ona da gideceğim, hadi. Bunny, şimdi ne oldu? Bunny. Ay olamaz. Ne oldu? Otur. Benim küçük bebeğime ne oldu söyle bakalım bana. Hayır. Sen de üzülürsün. Kızı böyle üzülürken annen nasıl mutlu olabilir ki zaten? Hem lütfen böyle ağlamayı bırak artık. Ne oldu? Ben senin güzel annen değil miyim? Bana söylemeyecek misin? Babam. Her toplantıya çocukların anne babaları geliyor. Ben de hep bir dahakine babamın da geleceğini düşünüyorum. Anne, lütfen şimdi söyle bana. Babam nerede? Neden beni görmeye gelmiyor? Peki neden Tanrım? Bir daha sakın böyle düşünme. Senin baban yaşıyor. Ve Bunny, o neredeyse çok mutlu. Peki ama neden beni görmeye gelmiyor anne? Ben istersen Bihan'ı kurtarabilirim. Ve ona yepyeni bir hayat verebilirim. Ama karşılığında sen de bir şey yapacaksın. Bihan, bu çocuk senin değil. Kabirin. Anne, lütfen şimdi onu ara. Ah bak, çok geç kaldın. Hadi gidelim, kalk. Anne, lütfen ara babamı. Ben daha fazla babamdan ayrı kalmak istemiyorum. Lütfen onu ara ve kızı Bunny'nin onu çağırdığını söyle. Anne, lütfen ona söyle. Bunny kızım, senin baban bizden çok uzakta yaşıyor. Onun hemen buraya gelmesi gerçekten zor. İşte bu yüzden kızıyla tanışmaya da henüz gelemedi. Bak şöyle yapalım. Ben bugün babanı arayayım ve ona güzel kızı Bunny'nin onu çok özlediğini ve çağırdığını söyleyeyim, tamam mı? Söz mü? Söz. Hadi artık gidelim mi? Anne, eğer baba
babam yine gelmezse görürsün bak. Ona ben kendim gideceğim. Biliyorsun beyle başlar bani. Keşke sana söyleyebilseydim Bani. Babanın nerede olduğunu ve seni asla göremeyeceğini. Bunu baban hayatta kalsın diye yaptığımız. Tamam tamam tamam. Çuvallarınızı buraya bırakın. Artık gidebilirsiniz. Bihan! Buraya gel. Ne oldu? Eğer boş yere dolaşman bittiyse biraz işlere yardım et. Buradaki çuvalları alıp yukarıdaki depoya götür. Hadi. Dur Bihan. Ne yapıyorsun? Şada. Bu işleri evin yardımcılarına yaptırabilirsin. Ben hemen çağırayım. Sevak. Bu çuvalları götürür müsün? Olduğun yerde kal. Yardımcıların işi var baba. Bihan'ın birazcık iş yapması seni neden rahatsız etti? Sen gidebilirsin. Bu çuvalları Bihan taşıyacak. Hadi Bihan. Ama ben... Baba, yukarı gideceklermiş. Ben alır götürürüm. Babacığım! Bir dakika Bihan. Sen şöyle yap. O çuvalı al aşağıdaki depoya götür. Şada. Aşağıdaki depo ağzına kadar doldu artık. Yukarıya götürse daha iyi olacak. Aa, evet doğru söylüyorsun. Bihan sen sırtındaki çuvalı yukarıya götür. Bekle Bihan. Şada. Artık ne yapacağına bir karar ver lütfen. Sırtında yükle Bihan'ı bir aşağı bir yukarı gönderip... Ne var bunda baba? Sonuçta kemiklerini kırmıyoruz ya. Bırak biraz iş yapsın. Ne var bunda? Bu evde bütün gün hiçbir şey yaptığı yok. Beleşten karnını doyuruyor. Tıpkı sizin gibi. Benim kocam Duruv çalışıp hepinize bakıyor. Hem de hepinize. Yani bırakın biraz çalışsın. Baba,